Günaydın. Kalk, kalk. Nasıl ortam? Ölürken layığını bul. Ömer! Ömer! Dur! Ömer! Gelme! Bey, kusura bakmayın, ben ne yapacağımı bilemedim. Ne oldu, bir şey mi oldu? Galiba yani Ömer ortada yok. Kayboldu. Yani yanlış bir şey yapacak diye korkuyorum. Tamam tamam, sakin ol. Ömer'in numarası var bende, telefondan buluruz hemen. Haber verirsiniz değil mi bana? Merak etme, merak etme. Tamam, sağ ol. Ömer Hatayca'nın yeri tespit edildi mi? Evet komiserim. Bulduk değil mi Korkut Bey? Sakin ol Ömer. Yaklaşma, gelme. Yaklaşma Rüya. Engel olma. İntikamını almak hakkı. Ha? Ömer seni kullanıyor, görmüyor musun? Kullanıyor, kurtulmak için kullanıyor. Yaptıklarının cezasını çekmemek için onu öldürmeni istiyor. Dinleme onu. Saçmalıyor. Ama zaten sen ne yaptığını biliyorsun değil mi? Ha? Ha, bilirim. Bilirim, yapacağım şimdi. Ozan'ı düşün. Zaten ne oldu ona? Öldü. Başın sağ olsun. Yaşıyor. 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 Kendine geldi. İyileşecek Ömer, iyileşecek. Ömer, Ömer. Çek dedi. Geri yaparım. Çek tetiği! Değmez lan sana. Değmez sana. Dur, dur. Tamam. Kıpırdama. Kaldır elleri. Kaldır. Yaklaş. Yaklaş. Kaçamaz. Kaçamaz. Gel buraya. Kaldır ellerini. Yaklaş. Dur. Gel buraya. Gel. Gel. Uzat. Gel. Gel. Çelebi. Artık bitti. Uzat ellerini. Thank you.
Gayet iyi. Endişelenecek hiçbir şey yok. Allah'ım şükürler olsun. Oh, Allah size de razı olsun. Görebilir miyim? Göreyim. Çok yorulmasın, tamam mı? Ab söz. Allah'ım şükür, şükür. Annem. Oğlum. Anne. Ha, söyle. Ne istersen. De. Cemre'yi mi? Hasan'ın gözünü sevdi. Ben şu kapının önünde neler çektim. Öldüm öldüm dirildim. Sen bana hala onu mu diyorsun? Anne, ben iyiyim. Çok iyiyim hem de. Benim için korkma da gerek yok. Anne, ne olur beni anla. Bak. Ben Cemre yüzünden vurulmadım. Yukarıda Allah var. Eğer onun için olsaydı, onu korumam gerektiği için olsaydı, o herifin önüne yine atlamam gerekseydi, ben yine atlardım. Onu bırakmam, ne pahasına olursa olsun, onu yalnız bırakmayacağıma söz verdim. O istese de, istemesem. İyisin lan. Oğlum dur, yavaş yavaş. Ameliyatlıyım ya. Ulan ne trip yaptın be? El alemi kurşun yerken bir şey yok. Kardeşin sarılacağı zaman şikayet et. Çeneye bak ya. Tamam, gel yavaş sarıl gel. Kardeşim. İyi misin? İyiyim, iyiyim kardeşim. Dur. O ne? Ne getirdin? O kadar söz verdik oğlum, al. Ömer, ben gözümü açar açmaz erikmeyeceğim ama. E birader, söz vermeyecektin o zaman, al. Al, aç hadi. Yedi. Sen de bakayım bana. Neredesin? Tomi sanıma dedim, Ömer nerede?
Hastanede değil dedi. Sen benim başımda beklemiyor musun oğlum? Bekliyordum ya. Bekledim işte ya. Bir şey mi yaptın sen? Ne yapacağım ya? Ömer. Ne? Doğru söyle kardeşim. Yorma beni. Bir şey mi yaptın? Yani bir girişimde bulundum da. Ne girişim Ömer? Hı? Vuracaktım Çelebi'ye. Ne yapayım? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Da ne yapayım, öyle de bekleyemezdim yani. Daha tanıyamadın mı beni ya? Ben seni... Bir şey yaptın mı peki? Yok oğlum, ne yapacağım? Sen de Allah Allah yaptın mı yapmadın? Vallahi yapmadım. Ama Çelebi paket. Annesi de yakalandı suç ortaklığından. Tabii tabii, yardım yataklıktan. İkisi de birlikte artık ekip atıyorsun oradan da. Neyse, adalet yerini buldu. Buldu birader. Buldum. Biraz zor oldu ama. Olsun. Biraz daha iyi misiniz? Sizce nasıl görünüyorum? Bir oğlum firarda. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Diğer oğlum da bana burayı layık gördü işte. Koşullardan nasıl olduğumu sorarak benimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Estağfurullah, ben sadece vazifemi yapıyorum. Hükümlü işte. Oğlunuz. Çelebi Kaya Beyli'nin kaçmasına imkan sağladığınızı kabul ediyor musunuz? Avukat talebiniz de olmamış. O zaman açık konuşacağım. Tabii. Cezanıza hakim karar verecek ama... Hükümlü birinin kaçmasına imkan sağladığınız için tutuklanacaksınız. Beni öldürmeyi bile göze almıştı. Hı hı. Evet. Suçlarımı kabul ediyorum. Ne gerekirse yapın. Ama sizden bir şey rica edeceğim. Nedir? İskender'e onunla görüşmek istediğimi söyler misiniz? Ben ona büyük bir özür borçluyum. Görüşmemi, konuşmamı sağlar mısınız? Lütfen. Rüya hala aramadı. Aramıyor. Komiserim. Tamam. Tamam anladım, anladım. Tamam. Ne diyor? Yakalanmış. Kurtulamamış bu sefer. Ömer onu bulmadan önce buldu demek. Benim emniyete gitmem gerekiyormuş, ifade vermem gerekiyordu. Tamam, ben de sen de geleyim. Seni orada yalnız bırakamam. Tamam. Hadi o zaman, hadi. Şimdi yardım edecek kimsesi kalmadı. Yani bana zarar veremez yani. Bitti. 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 Peki, yani şimdi artık aşağıda bir ordu kadının beni beklemesine gerek yok. Senin için buradalar. Evet, benim için. Yani ama ben yani artık dışarı çıkabilirim yani, değil mi? Bir gitsem. Ozan'ı mı görmek istiyorsun? Evet. Yani sen dedin ya gözlerini açtı diye. Bilmiyorum ki ya, benim başıma gelecek şey onun başına geldi. Senin hiçbir suçun yok. Tamam biliyorum. Ama kendimi suçlamadan edemiyorum. Yani
Ben bir gideyim, kendi gözümle göreyim. Şansım varsa, uzaktan da olsa görürüm. Sen güneşe bakar mısın? Bakarım tabii ki Temel. Tamam. Tamam, ben üstümü değiştirip geleyim. Şimdi sen içinden ne acımasız kadın diyorsundur benim için. Yok yani... Kızıyorsundur bana. Haksızlık ettiğimi düşünüyorsundur. Evladın yeri başka. Ben onu korumak zorundayım. Evet. Gerçi sen de bunu çok iyi biliyorsun. Ama düşününce hayat çok kısa. Benim oğlumun da senden başka düşündüğü bir şey yok. Yani boşuna dememişler evladının tahtını yaparsın ama bahtını yapamazsın diye. Yapacak bir şey yok. Ben onun canını koruma derdindeyim. Yaşarken mutlu olmak da önemli. Madem Ozan'ım böyle istiyor. Madem sen onu bu kadar çok seviyorsun. Bana da kabul etmek düşer. Odasında. Hadi gidelim. Git gidelim. Oğlum iyiyim ya. Allah Allah. Bir rahat bırak beni. Tamam. Kalkma, kalkma. İyi misin? İyiyim. Gördüğün gibi. Çok korkuttun bizi. Yani beni. İnsan bazen geç anlıyor. Neyi? Ne kadar sevdiğini. Bana galiba ilaçlar dokundu. Yani senden şu an bir şeyler duyuyorum ama sanki bambaşka şeyler söylüyor gibisin ama. Ne duyuyorsun?
beni sevdiğini duyuyor gibiyim de... Doğru duyuyorsun. İlaçlar bana kesin dokundu. İkna olmadım diyorsun yani. İnanmıyorsun. İnanmak için fazla güzel durum be Cemre. Özür dilerim. Neden? Seni sevdiğimi söylemekle bu kadar geç kaldığım için. Korktum. Korkumun da yersiz olmadığını gördük. Ben hiç korkmadım. Biliyorum. Ama öyle olmuyor işte. İnsan bazen sevdiğini korumak için ondan uzak kalmayı bile göze alabiliyor. Kimi korumak için? Sevdiğini. Eğer sen benim elimi tutmakta hala kararlıysan, sana söz veriyorum, bu tuttuğum elini bir daha asla bırakmayacağım. Fena köşeye sıkıştın. Kasten adam öldürmeye teşebbüs. Sırf bu suçtan bile en az 20 yıl yatarın var. Çelebi Kaya Bey'le. Bir daha hapse girmeyeceğim. Asla. Maalesef o tren çoktan kaçtı. Diğer suçların öyle firari olmanı falan saymıyorum bile. Gülme. 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 Komiserim, ben geldim ifade için. Tamam, tabii. Annen de seni görmek istiyordu zaten. Annemi görmeme gerek yok. İfademi verip çıkacağım. Peki. Çelebi artık bundan da kurtulamaz değil mi? Tabii. Tabii de. Eğer akıl sağlığı yerinde değildir rapor almayı düşünmüyorsa. Nasıl yani? O ne demek? Yani içeride gördüğüm Çelebi pek normal değildi. Tabii Çelebi Kayabeyli bu. Deli taklidi de yapıyor olabilir. Sen daha iyi bilirsin. Tabii ben bilirim bilmesini ama bu sefer kurtulmasına kesinlikle izin vermeyeceğim. Kimseyi kandıramaz artık. Sanma acıtmaz dünya seni o kafeste. Her gün aynı tebessüm, her gün aynı beste. Küçük sarhoş musun? Kaçılacak yerin yoksa aynalar bile yüzün.
Aşılacak dağlar önünde, bak yolların uzun. Küçük, mutsuz musun? Bak oyuncaklar var önünde deste deste. Hevesle yanan mum sönmez güçsüz bir nefeste. Sen korkma, yeniden doğar güneş. Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından. Koy kendi kendini kendi yerine. Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş. Cebini de ne kaldıysa hatalarından. Koy kendi kendini kendi yerine. Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş. Tutan ya da biraz tütün. Gülüşlerin paramparça, yalnızlığın bütün. Küçük, duyuyor musun? Anlamasın kimse, boş ver onları biraz. Sevgi nedir bilmeyen şiirden anlamaz. Küçük, yazıyor musun? Kalemlerin var önünde deste deste. Hevesle yanan mum sönmez güçsüz bir nefeste. Sen korkma, yeniden doğar güneş. Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından. Koy kendi kendini kendi yerine. Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş. Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından. Koy kendi kendini kendi yerine. Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş. Sen korkma, yeniden doğar güneş. Sen korkma, yeniden doğar güneş. Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından. Koy kendi kendini kendi yerine. Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş. Canım, çiçeği mi özledin sen? Biliyorum onu çok özlediğini, çok sevdiğini. Ben de onu çok seviyorum. Ama o bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bilmiyorsun değil mi hayal kırıklığının ne demek olduğunu? Hayır. Hayal kırıklığı... Birisine çok inandığında, ona çok güvendiğinde aslında seni çok iyi anladığını düşündüğünde seni kandırdığını hissettiğin duygu. Çok karışık oldu değil mi? Biraz. Boş ver. Zaten hiçbir zaman öğrenme inşallah bu duyguyu. Çiçek bir daha geri gelmeyecek mi? Onu çok özledim, biliyorum. İnan bana, ben de onu çok özlüyorum. Ama o bir başkasını seçti. Bizi bıraktı. Ama ben bir gün bu hatasını anlayıp hatasından döneceğine inanıyorum. Yani bir gün belki geri geliverir. Kim bilir? Uçun. Tatlım.
Çiçek. Çiçek. Ne oldu, sen daldın mı? Atlas'ı düşünüyorum. Evden ayrıldığımdan beri onu görmedim. Aramayı deneyelim mi? Bak Ozan olayı falan derken aradan da bayağı bir zaman geçti. Yumuşamıştır belki Tomris Hanım'ı. Hayır, aramayalım. Yani zaten asla affetmez, bunu biliyorum. Çiçek, bak. Bak böyle olmaz. Ya bizim buna bir çözüm bulmamız lazım. Bunun bir çözümü var aslında. Tamam, neymiş? Boşver, bunu konuşmak istemiyorum. Çiçek, bir çözüm var dedi, söyle çözelim. Burada seninle birlikte kalmaya devam ettiğim sürece, yani senin yanında olmaya devam ettiğim sürece ben anladım, oraya... Anladım. Ben eğer çözüm buysa ben bu çözümü konuşmak istemiyorum. Ama bir noktada konuşmak zorunda kalacaksın. Konuşmak istemiyorum, tamam mı? Ya ben üzülüyorum ya. Üzülüyorum Çiçek. Sen bana bunu bir çözüm gibi söylediğinde ben buna üzülüyorum, tamam mı? Ama bunu sen de biliyorsun. Konuşmak zorundayız. Biliyorsun. Ne? Neyi biliyorum? Ne? Biz olamayız. Son bir şans ver. Lütfen. Lütfen. Bak. Yemek yiyelim. Ha? Ben sana ne hissettiğimi anlatayım. Sen de bana ne söylemek istiyorsan söyle. Geçikmeden bu gece. Lütfen. Çiçek, son bir şans. Tamam. Tamam mı? Rüya. Rüya. Hoş geldin. Hoş bulduk. De sanırım yanlış eve geldim ben. Geçsene. Sen mi yaptın bunların hepsini? Öyle görünmüyor mu? Oo, mercimek. Burada ne varmış? Karniyer. Ama bitti mi? Bitmemiştir ya. Bitme de. Teşekkür. Pilav. Vallahi eline sağlık. Evet, gerçekten sen mi yaptın bunları? Yani ocağın başında tencereyle ilgilendim biraz. O ne demek? Hanımdan aldım işte, ısıttım. Olsun, olsun sevgilim. Yani senin elinde yediği için gayet lezzetli olmuştur zaten. Lezzetlidir. Allah'ım, ben bu kadar güzel bir mercimek çorbası daha önce içmemiştim. Güneş'i uyandırmadım değil mi? Yok. Yok yok, uyandırmadın. Uyuyor vallahi. İyi tamam, hadi gel. Ben gelem, bırakıp gelemem ama. Tamam, gidelim diye demiyorum ya. Tam olarak burada oturmak için söylüyorum, gel. Nasıl? Ne demek nasıl ya? Bu bizim mahallemizin bir kültürü Cemre. Bunu artık sen öğrenmelisin. Tamam, tamam. Dur üstüme bir şey alayım, geleyim. Böyle kuru kuru oturtur muyum seni ya? Buyurun. Teşekkür ederim. Taze.
Vallahi eline sağlıklı, çok yedik be. Çok geçe kaldık ama. Bak bizim 7'den sonra hiçbir şey yemememiz gerekiyor. Vallahi doğru söylüyorsun. Zaten sen geç yat zaten. Yarın erken kalkacaksın. Ben buraları toplayayım falan, yatarım ben. Çok erken kalkmama gerek yok. Niye, işe gitmeyeceğim? Bir oda çalışmayacağım artık. Sebep? Boşver. İyi peki madem. Nasıl yani? Sormayacak mısın? Yani sevgilim, sana güveniyorum. Eğer gerçekten benim bilmem gereken bir şey olsaydı söylerdin ha. Bilmiyorum işte. Hani nasıl bir yol acaba? Ama mutlaka bir şey olmalı. Düşünüyorum. Yani tam olarak ne olabileceği, nasıl bir şey olabileceği aklıma gelmiyor ama... biraz araştırma yaptım. Kadın dernekleriyle de böyle birkaçıyla konuştum. Hı. Ya düşünsene, benim bu durumumda olan, yani benim eski durumumda olan... kim bilir ne kadar çok kadın var. Böyle dışarıda sokakta oturup çiğdem çitleyemeyecek. O kadar değerli bir şey ki şu an burada yaptığımız. Ha, kaldırımda oturup çiğdem çitliyoruz. O kadar büyük bir özgürlük ki. O zaman biz de oturalım, düşünelim, bir yol bulalım. Bulalım. Evet. Niye bulmayalım? Olabilir. Düşüneceğiz. Çiğdem çok güzelmiş bu arada. Aa, Hayri abiden aldım. Yedi kule diyoruz. Baştan kaybettik desene. Nasıl? Çiçek, ben konuşmak için senden bir şans istedim. Son bir şans. Ama yüzünün haline bakılırsa bütün bu çaban boşuna. Ben buraya seni dinlemeye geldim İskender. Ha yani ben ne söylersem söyleyeyim senin bana söyleyecek bir şeyin yok. Öyle mi? Yok. Tamam. Tamam, bana bir şey söylemene gerek yok. Çünkü ben senin bana nasıl baktığını biliyorum. Her ne kadar gözlerini kaçırsam da bu değişmiyor. Nasıl bakıyorum? Sevgiyle. Ya da sevebilir misin gibi, yanımda olmak istiyor musun gibi. İstesem de istemesem de bir şey değişmez. Çiçek, boş ver onu bunu. İstiyor musun, istemiyor musun? Bir şey değişmez dedim ya. Çiçek, istiyor musun, istemiyor musun? Lütfen soruma cevap ver. Lütfen, kaçma. İstiyorum. Ama bunun için kendimi çok suçluyorum. Çünkü seni asla affedemiyorum. Ya ben buraya niye geldim ki zaten? Tamam tamam, gitme gitme. Lütfen. Lütfen. Ya istersen bir daha bağırsın. Önemli değil. Benim için hiçbir şey fark etmiyor. Kimin ne düşündüğü umurumda bile değil. Yeter ki kal.
Baştan başlayalım mı? Ha? Ne içersin? Hoş geldiniz. Buyurun, ne alırsınız? Hayır! Hayır! Bırakın! Tamam, teşekkür ederiz. Sağ ol. Afiyet olsun. Sor. Neyi? Ne sormak istiyorsan. Bana inanmana, güvenmene engel olacak ne varsa sor. Hepsini cevaplayacağım. Çiçek, ben sana asla yalan söylemem. Tamam. Tamam. Tamam, ben soruyorum. Gerçekten suçlu olduğuma inanıyor musun? İnanmıyorum. Biliyorum. Sen Sarnıç'ta tarihi eser kaçakçılığı yapmadın mı? Yalan mı? Yaptım. Doğru. Çiçek, bak dediğim gibi. Ne sorarsan sor, cevaplayacağım, tamam mı? Anlatacağım. Sor. Orada 21 kişi öldü. Senin yüzünden öldü. Senin koyduğun patlayıcılar yüzünden öldü. Evet Çiçek, o patlayıcıları ben yerleştirdim. Evet yaptım ama mekan boşaldıktan sonra patlayacaktı. İnsanlar çıktıktan sonra, davet bittikten sonra olacaktı. Ben kimseyi öldürmek istemedim. Ben bunu sana defalarca söyledim Çiçek, bak sen de biliyorsun. Ne fark eder ki? Sonuçta sen yapmadın mı? Senin yüzünden olmadı mı? Evet Çiçek, evet ben yaptım. Ben bir hata yaptım, tamam mı? Ve ben her gün bu hatanın vicdan azabıyla uyanıyorum. Çiçek, ben istesem de istemesem de her gün nefes alıyorum, tamam mı? Her gün benim kalbim çarpıyor. Bak, kendimden nefret ettiğim günlerde bile, en karanlık zamanlarımda bile ben yaşıyorum. Ve elimden başka hiçbir şey gelmiyor. Çiçek, sen ister inan, ister inanma. Ben sen olduğun için, senin sayende yaşıyorum. Çiçek, lütfen bir şey söyle. Senin için hiçbir önemi yok mu bu söylediklerim? Var, var. Ama ne tür bir sevgi böyle büyük bir suçun üstünü örtebilir bilmiyorum. O gece orada hayatı alt üst olanlardan biri benim. Çiçek, ben hayatımın geri kalanını kendimi sana affettirmekle geçirecek olsam bile ben bunu yaparım Çiçek. Ben bunu yaparım çünkü ben senden vazgeçmeyeceğim. Ben senden vazgeçmeyeceğim. Bakayım, belki biraz zaman... Peki. Tamam. Tamam. Tamam, seni hiçbir şey için zorlayamam. Ama şunu bil. Ben seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Her şeyden çok seviyorum. Herkesten çok seviyorum. Ben hayatımda hiç kimseyi bu kadar sevmedim Çiçek. Zaman. Biraz zaman. Her şey nasıl yoluna girer bilmiyorum ama şimdi değil. Onu biliyorum.
hazırlayayım. Bir bak bana. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Herkese merhaba. Ben Cemre Yıldırımlar. Ama siz beni daha çok Cemre Kayabeyli olarak tanıyor olabilirsiniz. Çünkü ben davamı bu isimle kazandım. Ama hayatıma Cemre Yıldırımlar olarak devam etmeye çalışıyorum. Ve ben şanslıyım ki devam edebiliyorum. Binlerce kadın sayesinde bana destek olan, arkamda olan, desteğini benden esirgemeyen, bana inanan kız kardeşlerim sayesinde ben geleceğime umutla, huzurla ve korkmadan bakabiliyorum artık. Ama ben bir istisna olmayacağım. Benim gibi sesini duyuramayan, görmezden gelinen ve korkarak yaşamaya mahkum edilmiş bütün kadınlara sesleniyorum. Kapım her zaman size açık. Eğer ben kendi karanlığımdan çıkabildiysem, siz de karanlığınızdan çıkabilirsiniz. El ele, omuz omuza ancak bunun üstesinden gelebiliriz. O yüzden desteğe ihtiyacı olan bütün kadınlar için ben buradayım. Çok iyiydin. Sağ ol. Mümkün değil. Bu şekilde cezaevine geri gönderemeyiz. Siz rapora yazın. İlaçları dikkatli kontrol edilsin. Ve kan değerlerine de bakılsın. Vücudunun bu tedaviyi kaldırıp kaldıramayacağından da emin olmalıyız. Tamam efendim. Alo Rüya. Efendim Tomris teyze. Çiçek'ten bir mesaj geldi. Tam anlayamadım ben de. Ben seni almaya geleceğim. Ne oldu, kötü bir şey mi var? Bilmiyorum. Sen mahallede misin? Seni almaya geliyorum. Tamam. Olur olur tabii ki. Ne olmuş? Seni almaya geleceğim dedi ama... Gel. Çiçek. Gel. Ne oldu? Gel, otur. Geç. Ne oldu? Size bir şey getirdim. Nedir bu? İzleyin. Senin hatan değil mi? Senin yüzünden olmadı mı? Evet Çiçek, evet. Ben yaptım. Ben bir hata yaptım, tamam mı? Ve ben her gün bu hatanın vicdan azabıyla uyanıyorum. Çiçek, ben istesem de istemesem de her gün nefes al... Bu... Evet, İskender'in itirafı. Sen bunu nasıl aldın? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Orada 21 kişi öldü. Senin yüzünden öldü. Senin koyduğun patlayıcılar yüzünden öldü. Evet Çiçek, o patlayıcıları ben yerleştirdim. Evet yaptım ama mekan boşaldıktan sonra patlayacaktı. İnsanlar çıktıktan sonra, davet bittikten sonra olacaktı. Ben kimseyi öldürmek istemedim. Bana çok güveniyordu. Konuyu açınca o da konuştu.
Doğru zamanı bekledim ben sadece. Söylediği her şey doğru. Bana çok güvendiği için konuştu. İşe yarar mı? Buradan kaçışı olmaz. Çiçek! Çiçek! Ne işimiz var burada? Onun ne işi var burada? Ben de bilmiyorum, anlayacağız şimdi. Doğru mu yazdıklarım? Çiçek. Ne oluyor? Çiçekmiş. Çiçek bir şey söyle. Çiçek. Biri bir şey anlatacak mı artık? Çiçek, İskender'in Sarnıç'taki yangın ve tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili suçlamalarını itiraf etmesini sağlamış. Kayıtları bana getirdi. İçin rahat olsun. Babana atılan iftiralar çok yakında silinecek. Kızınızın da içinde olduğu 21 kişinin katili İskender Kayabeyli bunun cezasını çekecek. Dediğini yaptın. Neden bana her şeyin bir plan olduğunu söylemedin? Çünkü bir plan değildi. Değildi. Ben İskender'e inandım. İskender'i koruduğumda ona gerçekten inandım. Ama sözümü de tuttum. Değdi mi? Keşke değseydi. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Bırakmam seni. Birlikte evimize gideceğiz. Lütfen, lütfen. Orası benim evim değil. Beni cezalandırmak istiyorsun. Yapma. Ben sadece adalet yerini bulsun. Şimal'in katilleri cezasını çeksin istedim. Biliyorum. Lütfen. Atlas hep seni bekledi. Ben de öyle. Birlikte seni bekledik. Eğer bana inanmıyorsan Atlas'a sor lütfen. Lütfen. Çiçek. Sana karşı kendimi o kadar suçlu hissettim ki. Kendimi o kadar suçladım ki. Başımı yerden kaldıramadım. Evet ben bir hata yaptım. İskender'e inandım. Ama inan bana, ikimiz de Kenan amcayı kurtarmak istedik. Sadece başaramadık. Bizim hatamız bu oldu. Başaramamak. Çiçek. Nasıl affettireceğiz ona kendimizi? Bilmiyorum. Ama bir yolunu bulacağız.
bulmak zorundayız. Yeniden girdim gözüne. İnandın mı bana? Çiçek ben... Sen haklıydın Rüya. İnsan kardeşine bile güvenemiyor. Kardeşi gibi gördüğü birine nasıl inansın ki? Tabii ki inanmaz. Sen benim kardeşimsin. Değilim. Ben öyle sandım. Ama dayım hep söyledi biliyor musun? Rüya senin arkadaşın da kardeşin de değil. Biz onların çalışanıyız. Onlar da patron dedi. Tamam yapma böyle ne olur. Ben bir şey yapmıyorum. Sadece artık çok iyi biliyorum. Benim değerim gözden çıkarılacak kadar. Ben kimseye ne eş, ne kardeş, ne evlat olamadım. Ali bıraktı gitti. Sen bıraktın. Tomris Hanım bıraktı. Ben seni bırakmadım. Hatandan dön istedim sadece. Bir suçlunun katilin yanında olma istedim. Olmadım. Sen de şimdi ödülümü vermeye mi geldin? Artık kardeş miyiz? Biz hep kardeştik. Değildik. Çünkü ben her zaman hep herkesin yanında daha boynu büküktüm. Daha az işittim. O sevgiye layık olabilmek için biri beni bir sevdiyse ben beş sevmeliydim. Çünkü benim o sevgiyi hak etmem gerekiyordu. Bunları bir sakin kafayla oturup konuşsak. Rüya. Konuşulacak hiçbir şey yok. Sadece ben İskender'i kimse için hapse attırmadım. Bunu bil. Biliyorum. Benim onu affedebilmem için onun cezasını çekmesi gerekiyordu. Çünkü onu affetmeyi çok istedim. Biliyor musun? Bugün biraz daha az acı çekeyim diye, öfkem dinmesin diye beni ateşe ittiği anı hatırlamaya çalıştım. Başaramadım. Her gün gözümün önünden gitmeyen o anı hatırlayamadım, göremedim. Bak, sen benim kardeşimsin Rüya. Sen beni öyle görsen de, görmesen de. Sen de. Bir dinle. Öyle kararını ver. Ben İskender'i bağışladım. Cezası neyse çekecek. Bedelini ödeyecek. Daha da önemlisi. Ben İskender'i seviyorum. Şimdi bir daha düşün. Hala kardeş olabilir miyiz?
her gün sana lanet okuyacağım. Varlığına, karşıma çıktığın güne. Şuracıkta çekip vursam seni içim sormaz. Sen ölmeden ölmeyeceğim İskender. Mezarına tükürmek için yaşayacağım. İskender Kaya Bey'le. Geç oldu, güç oldu ama karşımdasın işte. Avukatın yoldaymış. Bekleyeceğim diye tutturacak mısın yoksa? İskender. İskender. İnsan çabuk unutuyor. Neyi? Her şeyi. Hakkındaki iddialar. Mezarına tüküreceğim. İçim soğumayacak demişti. Aa, ne desin değil mi? Bak. Sarnıç'taki yangını çıkardığın iddiası ispatlanınca bilinçli taksirli adam öldürme suçundan yargılanacaksın. Kabul ediyorum. Avukatını görmeyecek misin? Kimseyle konuşmama gerek yok. Çünkü hiçbir iftira değil. Patlayıcıları oraya ben yerleştirdim. Ben bilemezdim. Ben orada mutfakta kazara bir yangın çıkacağını bilemezdim. Çıkan yangının benim kurduğum düzeni tetikleyeceğini bilemezdim. Bilemezdim, öngöremezdim. Ben çok güçlü olmak istedim. Abimden bile güçlü. Onun bile tahmin edemeyeceği şeyler yapıp onu etkilemek istedim. Onun gözünde değerli olmak istedim. Ama meğer ben bütün bunları yaparken zaten yine onun için çalışıyormuşum. Her şeyi itiraf ediyorum. Ben İskender Kayabeyli. Yedikule'de Kenan Yıldırımlarla birlikte tarihsel kaçakçılığı yaptım. Çalıştığımız kişilerden biri ise Çelebi Kayabeyli'ydi. Ancak ben bunu o zamanlar bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Tüm bu olayların sonrasında Kenan Yıldırımlar itirafçı olacaktı. Ama öldü. Fakat Kenan Yıldırımlar intihar etmedi. Çelebi Kayabeyli tarafından öldürüldü.
Doktorları çağırın. Doktoru çağırın. Kurulu toplasınlar. Hemen çıkarsınlar beni buradan. Sana söylüyorum. Doktoru çağır. Buradan çıksan bile gideceğin yer hapishane. Asla. Asla bir daha oraya dönmem. Kimse beni oraya tıkamaz. Anladın mı? Kimse! Kimsin sen? Daha önce gelip giden hemşire nerede? Ha? Konuşsana kadın! Ne bakıyorsun bana? Ha? Ne bakıyorsun bana? Tamam. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Beni dinle. Gel. Gel. Gel konuşalım biraz. Gel. Hı? Gel. Ne istiyorsun? Seni kurtarmak. Seni buradan çıkaracağım. Nasıl? Kim gönderdi seni? Annem. Annem mi gönderdi seni? Senin annen kim? Benim annem. Hülya Kayabeyli benim annem. Hülya Kayabeyli. Senin annen o değil. Buradayım. Televizyonda söylemiştin ya. Ben buradayım. Sen neredesin anne diye. Bak buradayım işte. Hatamı telafi etmeye geldim. Senin için geldim onu. Bir daha gürültü yaparsan basarım iğneyi. Ona göre.